İki oyuncu orada duruyor ve gol. Mükemmel bir gol daha geldi Taşkın'dan. Taşkın üçüncü frikik golünü atıyor. Taş... Birazdan yine aynı maçta iki tane daha frikik izleteceğiz sizlere. Fakat Taşkın'ın açıklamalarını önce rica edelim. Çünkü attığı üç tane frikiğin ayrı bir hikayesi var. Onun ağzından yönetmenimiz e, Caner Uncu gönderdi çünkü açıklamalarını sağ olsun. Diyor ki Taşkın Allah'a şükürler olsun iyi çalıştık bu hafta. 3 gol attım mutluyum. Takımı yenmesi daha önemliydi. İlk free arkadaşlarıma golü atacağımı söylemiştim. Şükür gol oldu. İkincisinde Manay geldi. Ben vurayım dedi. Bak bunu da atacağım dedim. O da gol oldu. En son Halil Çolak geldi. iki tane attım bırak ben vurayım dedi. <laughs> Abi bu da gol olacak dedim hissettim oldu. Şükür <gülüyor> mutluyum. <gülüyor> çok güzel ya. <laughs> çok iyi. Bar barajdan, barajdan çok, rakip barajdan çok içerideki barajları açmış öyle görünüyor. <laughs> Süper ya Vallahi gerçekten. Ya, ya hadi ilk Frikiye gittin de adam Frikiye yapmışken ikinci Frikiye <laughs> gitmezse Kimse gelip topun başına manay falan vurayım vurayım bırak adam vurmuyor vuruyor işte yani. Bundan sonra kimse gitmesin Frikiye'nin başına. <laughs> Taşkın'ın bundan önce de var mı acaba Frikiye golü ya? Yani? Çünkü müthiş goller yani hepsi vuruş kalitesi son derece iyi baksana. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi ya. birbirinden hepsi. güzel. Muazzam. Yani biz biraz baktık, araştırdık. İlk yani bir maçta üç tane firkik golü atan kimse var mı diye. Yok. <laughs> yani pek bulabilme şansım olmadı. <laughs> Taşkın transfer de yapabilir bu arada yukarıya. Taşkın yani Menemen'de Lige. oynuyordu. Menemen'de. Değil mi sadece firkik? Menemen'de bile değerlendirilebilir yani. Sanki hatırlıyorum ya. Menemen'de olması lazım. Ama bugün gerçekten Koşi. muazzam goller attı. Yusuf Şimşek'i de tebrik edelim. Frikik evet. günüymüş. Konya'da hayırlı olsun. Şimdi kırmızı kartlara gelelim yalnız. Akisarlı taraftarlarda bize çok mesaj yazdılar. Onurcan'ın ilk sarısı bu. Onurcan'ın ilk sarısı. Sarı doğru burada. Maçın hakemi Yasin Kol, ee, pardon Yasin Kol altın Altınordu maçında görev yapmıştı özür diliyorum Balıkesir maçında. Kutlan Bilgiç az önce Cüneyt abi de ağzına sağlık o da çok güzel heyecanlı hı. çünkü e, aynı anda Beşiktaş Konya maçı da oynanıyordu bizim karşımızda. Valla doğrusunu söylemek gerekirse öbür tarafa gözüm bayağı bir kaydı benim yani bu maçı hı hı. çok fazla kaydı çünkü güzel bir maç oldu. Sarı ile ilgili bir tereddütünüz var mı? Onur'un gördüğü yok, yok, yok. burada yok, geliyor. Yok. İkincisini verelim rica edelim. 39. dakika. Şimdi Onur da itiraz ediyor, yani sarı olmadığına dair. Hakem de bir daha pilottan verirsek gösteriyor aslında neden ikinci sarı kartı verdiğini. Kaleye gidiyor. Kaleye giden, bakın şurada kaleye giden bir şut olduğu anlatmaya çalışıyor Kutluhan Bilgiç. Bu bakımdan ikinci sarı kart kararı geliyor, kırmızı kart. Bir de kaleciye kırmızı kart çıkmıştı. Onu da rica edelim. Ceza alanının dışında topa eliyle müdahale ettiği ve aynı zamanda bariz bir gol şansını önlediğinden dolayı bu pozisyonda direkt evet. olarak bir kırmızı kart kararı geliyor. Bu da doğru. Burada da kırmızı kart çıktı kaleciye. En azından iki kırmızı kartla ilgili olarak Aksar Sporlu taraftarlar bayağı bir mesaj yazmışlardı çünkü. Ekrana getirip yorumlar mısınız diye. Ekrana getirdik yorumladık. Hakimin vermiş olduğu kararlarla aynı fikirde olduğunu görüyoruz evet, yorumcularımızın. Benim evlat da gol atmış bugün Burak İnce. Şimdi onu vereceğiz. Bir iki tane. de atmıştı Altın abi. ordu. Ha. Vereceğiz şimdi.